Sevgili gençler, sınav ajandası SML Hoca YouTube kanalındasınız. Sınav ajandası polinomlar konu anlatımının hemen ardından polinomlar soru çözümünü yapıyoruz. PDF'de var sevgili gençler. Bu test 1 diye geçiyor ama zaten bir tane testimiz var. 24 tane sorudan oluşuyor. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bizim elimizde PQX artı 1 eşittir x küp eksi 2x artı 1 diye bir polinomumuz var. Q4 3 olduğuna göre P3 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir kere Q4 verilmiş ya bana. Ben bu Q4'ü oluşturabilmek için gelin x gördüğümüz yere bir 3 yazalım hemen şurada. Böylelikle elimize P Q4 eşittir. 3 yazdık. 27 eksi 2 çarpı 3 6 artı 1 mi geldi? Aynen öyle. 27'den 6 çıkar. 21 1 ekle 22 yapar burası. Bakın peki Q4 neydi sevgili gençler? 3. Peki ben neyi buldum burada? P3'ün 22 olduğunu buldum ki zaten bana da P3 soruluyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz ikinci sorumuza. Px ile Qx'in çarpımı 26 olduğuna göre derece Px'in alacağı kaç farklı değer vardı? Şimdi bunların toplamı 26 aslında. Yani dereceler toplamı 26. Polinomlar çarpıldığına göre o halde bizim elimizde mesela derece Px, tamam mı? Derece Px m olsun. Derece Qx de n olsun. Demek ki m ile n'nin toplamı 26'ymış. Kaç tane MN sıralı ikilisi vardır diye de sorulabilir bize. Ya da kaç tane M değeri vardır diye. Bir kere bu M'ler ve N'ler doğal sayı olacağı için mesela 0,6, 26'dan başlarsın. 1 artı 25 dersin. 26 yapar. Bu tıp 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 giderse en son 26 artı 0'dan yine 26'yı yakalarsın. Peki burada M'nin alabileceği değerler 0'dan 26'ya kadar olduğu için toplamda 27 tane değer vardır dersin. Cevap da Edirne olur. Üçüncü sorumuzdayız. P2x artı 1 eşittir x küp artı 1 sorusunda şurayı sevgili gençler eksi yapacağız. Burada bir dizgi hatası var. Buraya eksi yapacağız sevgili gençler. Buna göre çözeceğiz soruyu. P1 kaçtır diye sormuş. P1'i bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazmalıyız. Demek ki P1 geldi elimize bakın. 0 yazarsak 0 eksi 1'den sonuç ne olur? Eksi 1 olur. Cevabımız da C seçeneği olur dedik. Dördüncü sorumuzdayız. Derece px'i 2 ve derece qx'i 3 vermiş bize. Yani ben bundan sonra px'e x kare, qx'e de x küp diyebilirim. P'nin içerisinde q'yu yazarsan yani x gördüğün yere x küp yazarsan bir de bunun karesini alsak ne olur? X üzeri 6. Peki bunun derecesi kaçtır? 6'dır. Dolayısıyla cevap da Ceyhan olur diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz üst taraftaki soruya. Üst tarafta soruda 5. soru sevgili gençler. Bu 5. soruyu nasıl çözebiliriz? Şöyle yaklaşalım. Diyor ki bize px artı 2 eşittir 2x küp eksi x kare artı 4 polinomu verilmiş. Px eşittir x eksi 1 çarpı qx artı k. Bu arada k neymiş? Reel sayı. Olduğuna göre k hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi ben k'yı bulabilmek için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 1. O halde p1 eşittir. Bakın şuradan yazıyorum bunu. Burası gitti, burası gitti. Elimizde k geldi. P1 k'ya eşitse ben burada p1'i bulabilmek için x gördüğüm yere eksi 1 yazmalıyım. O halde yine P1 gelir. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Eksi 2 eksi 1 artı 4 eşit ne olur? K olur. Dolayısıyla sevgili gençler eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 4 eklersek 1 eşittir. K gelir. Zaten benden K'yı istemişti. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz. Geçiyoruz şimdi sevgili gençler 6. sorumuza. Şu mikrofonu bir düzeltelim. Biraz yamuldu. Düşecek diye korkuyorum. Geçtik 6. sorumuza. 6. soruda diyor ki px eşittir 2 çarpı x üzeri 36 eksi 4 çarpı x üzeri 27 artı 10 polinomunun x üzeri 9 eksi kök 3'e bölümünden kalan ne yapıyorduk hemen? Bu bölen polinomu 0'a eşit diyorduk. Böylelikle x üzeri 9'umuz ne olur? Kök 3 olur sevgili gençler. Şimdi x üzeri 9 kök 3 ise x eşittir işte 3'ün 1 bölü 18. kuvveti falan yazmak yerine şunu yapabilirsiniz. 2 çarpı bakın polinomu yazıyorum ben px eşittir 2 çarpı x üzeri 9'un dördüncü kuvveti eksi 4 çarpı x üzeri 9'un küpü artı 10 yazsak da olur. X üzeri 9 gördüğümüz yere de kök 3 yazalım. Kök 3'ün dördüncü kuvveti ne yapar? 3 çarpı 3'ten 9. Yani 2 kere 9 18. Eksi 4 çarpı x üzeri 9'un küpü yani kök 3'ün küpü nedir sevgili gençler? 3 kök 3'tür. Artı bir de 10'umuz var. 28 10 daha 28 yapar. Eksi bir de burada 12 kök 3'ümüz var. Demek ki cevap 28 eksi 12 kök 3 olur. Yani cevap Edirne'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet geçiyoruz. 7. sorumuza. 7. soruda diyor ki
px artı h'tir x kare eksi 4x artı 5 polinomu verilmiş. Px polinomunun 2x eksi 3a ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre a'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi gençler burada 2x eksi 3a'yı biz sıfıra eşitleyeceğiz. Yani 2x eşittir 3a olacak ve buradan x ne gelecek sevgili gençler? 3a bölü 2 gelecek. Şimdi demek ki p 3a eksi 3a bölü 2, p 3a bölü 2 kalan neymiş? 2'ymiş. O zaman eşittir 2 diyeceğiz. 3a bölü 2 elde etmek için de buradaki x gördüğümüz yere a bölü 2 yazabiliriz ki a bölü 2 ile a'nın toplamı 3a bölü 2 yapsın. P 3a bölü 2 eşittir. Ne yazacağız şimdi x gördüğümüz yere a bölü 2. Yani a kare bölü 4 olur karesini alırsam. Eksi 4 çarpı a bölü 2 artı 5. Şimdi burada da şu 2 ile şu 4 giderse burası 2a olur. Ve gençler bunun tamamını a kare bölü 4 eksi 2a artı 5 biçiminde düşündük ya. Ne yapmamız gerekiyor bunu? 2'ye eşitlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü p 3a bölü 2 neye eşitti? 2'ye. O halde tekrar bakın şuraya yazıyorum düzenli görünsün diye. A kare bölü 4 eksi 2a artı 5 eşittir 2 yazmak yerine 2'yi bu tarafa gönderirsek artı 3 eşittir 0 da yazabiliriz. Buradan ben bunu a kare eksi 4 ile çarpıyorum. 8a artı 12 eşittir 0 da diyebiliriz. Ve böylelikle burayı a ve a diye burayı da eksi 6 ve eksi 2 diye açarsak a eşittir 6 ve a eşittir 2 gelir. A'nın alabileceği iki tane değer varmış. Bir tanesi 6, öteki 2. Bize neyi sormuş? En büyük tam sayı değerini sormuş. O halde cevabımız nedir sevgili gençler? 6'dır deriz. Dolayısıyla cevap da Denizli olur. Geçiyoruz 8. sorumuza. X üzeri 6 artı 2x üzeri 4 eksi 1 bölü x kare artı 1 ifadesinin en sade hali nedir diye sorulmuş. Bakın onu da şuraya yapalım. Şöyle yaptık. Tamam. Diyorum ki x üzeri 6 artı x üzeri 4 artı x üzeri 4 eksi 1 diye açayım ben üst tarafı. Ve bunu bu şekilde açtıktan sonra şu ikisini x üzeri 4, bunu da 2 kare farkıyla açayım. Şu ikisini x üzeri 4 parantezine alalım. X üzeri 4 parantezinde ne gelir? X kare artı 1 gelir. Artı x üzeri 4 eksi 1 de x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 yapacaktır. Ve ben bunu x kare artı değil x kare artı 1 aynen parantezine alırsam x üzeri 4 artı x kare eksi 1 gelecektir. Alt tarafı da x kare artı 1'in ta kendisi var. O halde şunlar giderse x üzeri 4 artı x kare eksi 1 bizim polinomumuzun en sade hali olur. X üzeri 4 artı x kare eksi 1. O da hangi şıkta var? Adana seçeneğinde var. Tabii bunu en sade halini çarpanlara ayırmadan hocam polinomla nasıl çözeceğiz? Ne alakası var diyorsan aslında senden polinom bölmesi yapmanı istemiş. Dilersen onu da yapalım şu köşede. Açıkta kalmasın. Şurayı biraz temizleyelim ve burada da polinom bölmesi yapalım hadi beraber. Tabii ki çarpanlara ayırma metodunu eğer burada görebiliyorsan uygundur. Yani bunu yapman daha iyi ama polinom bölmesi yaparak nasıl yapacağını da gösterelim. Kalan sıfır olacak çünkü bölünebiliyor en sade halini sormuş. X üzeri 6 artı 2x üzeri 4 eksi 1'i neye böleceğiz? X kare artı 1'e böleceğiz. Peki. X üzeri 6 var ve x kare var. Ben x kareyi neyle çarparsam x üzeri 6 yapar? X üzeri 4 ile. Peki çarparsak ne gelir? X üzeri 6 artı x üzeri 4 gelir. Ve bundan bunu çıkarırsak x üzeri 6'lar gider. 2x üzeri 4'ten x üzeri 4 çıkarırsak x üzeri 4 kalır. Eksi 1 de 1'imiz var. Peki. X üzeri 4 elde etmek için burayı neyle çarpmam lazım? Tabii ki x kare ile çarpmam gerekiyor. Artı x kare ile çarpalım. X üzeri 4 artı x kare gelir çarptığımız zaman. Çıkardık. Şunlar gitti bu sefer de. Ve ne geriye ne geldi? Eksi 1 eksi x kare geldi. Ve sonrasında ne yapacağız? Eksi 1 ile çarparsam eksi x kare eksi 1 gelir. Bunları çıkarırsak 0 gelir. Bakın tam bölündü ve bölüm kısmına bakarsan en sade hali göreceksin. X üzeri 4 artı x kare eksi 1 bizim bu ifademizin en sade halidir diyebiliriz. Geçiyoruz sevgili gençler. Alttaki sayfamıza. Bir sonraki sayfamız 9. sorudayız. Px eşittir x kare artı mx artı n biçiminde bir polinom verilmiş ve bu polinomun çarpanlarından birisi de x eksi 2'ymiş. Peki şimdi ne olacak? Şöyle diyelim. Diyor ki eğer sabit terimi 5 fazla olsaydı bir çarpanı x artı 1 olacağına göre m çarpı n hangisine eşit olur demiş ya.
Bu polinomun çarpanlarından birisinin x eksi 2 olması demek ne demek? P2'nin 0'a eşit olması demek. Eğer ki P2 0'a eşitse P2 eşittir 0. Onu yazamadık. Şuraya düzgün yazalım. P2 eşittir 0 ise diyelim 2 yerine yazdığımız zaman 0 almamız gerekiyor. 4 artı 2m artı n eşittir 0 dedim. Buradan 2m artı n eşittir ne geldi? Eksi 4 geldi. Bu cepte dursun. Şöyle yapalım ve bu cebimizde dursun. Bu bir. İkincisi, eğer sabit terimi 5 fazla olsaydı diyor. Yani burası artı 5 olmuş olsaydı bir çarpanı ne olacakmış? X artı 1 olacakmış. Yani o halde P eksi 1, burayı sıfıra eşitledim. P eksi 1 de mi sıfır olacakmış şu polinoma göre? Aynen öyle. O halde eksi 1'i yerine yazalım. 1 eksi m artı n artı 5 eşittir 0 olacakmış. Yani buradan da şunu söyleyebilir miyim? Eksi m artı n eşittir. 5 ile 1'i topla 6. Karşıya gönder eksi 6. Pekala, madem elimizde bu var. Artık şöyle diyebilir miyiz? Üsttekinden alttakini çıkaralım. Burası 3m olur. Tamam mı? N'ler gider. Ve eksi 4 eksi eksi 6'dan burası 2 gelir. Demek ki M kaçmış sevgili gençler? 2 bölü 3. M 2 bölü 3 ise 4 bölü 3'e n eklediğim zaman eksi 4 mü oluyor? Aynen. N eşittir eksi 4 eksi 4 bölü 3 yapar mı? Yapar. 3 kere eksi 4 eksi 12. Nerede yerini yazıyorum bu arada? Şurada. Eksi 12 eksi 4 daha eksi 16 bölü 3 yapacaktır. Şimdi N'yi buldum. Neymiş? Eksi 16 bölü 3. M'yi de bulmuştum. M kaçtı? 2 bölü 3'tü. Bunların çarpımı sorulmuş. 2 bölü 3 ile eksi 16 bölü 3'ü çarparsam eksi 32 bölü 9 yapar. Cevap da Bursa olur diyebiliriz. Geçiyoruz 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda Px'i vermiş bize. 3 çarpı x üzeri m artı 1 eksi mx artı n eksi 4 biçiminde 3. dereceden polinom. Şimdi 3. derecedense bak buraya kaçıncı dereceden? 1. Demek ki şurasının mecburen ne olması gerekiyor? 3. O zaman m artı 1 3 diyeceğiz. M kaç gelecek? 2. M2 ise polinomu yerine yazarsam Px eşittir 3x küp, değil mi? 3x küp eksi M'yi 2 bulmuştum. 2x artı N eksi 4 geldi. Bu polinomun sabit terimi neymiş? 6. Sabit terim dediğimiz yer şurası değil mi? Aynen öyle. O zaman N kaçtır? 10'dur. Ve şurası da 6 gelir. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı diyor. Katsayılar toplamı görüldüğü zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Nerede? Şurada. O halde neyi sormuş bize? P3 kaçtır diye sorulmuş. P3'ü bulmak için de buradaki polinomda yerimize yazacağız bunu. 3 çarpı 3'ün küpü 27 çarpı 3'ten 81. Eksi 2 kere 3 6. Artı bir de neyimiz var? 6'mız var. Demek ki eksi 6 ile 6 giderse doğru cevap olarak karşımıza 81 çıkacaktır. Ve cevabımız Adana seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçiyoruz 11. soruya. Bir Px polinomu x küp eksi 1 ile bölündüğünde x kare artı 1 kalanını vermekte. Şimdi şöyle diyelim mi? Px polinomunu ben şu şekilde yazabilirim bakın. Px polinomu x küp eksi 1'e bölündüğü zaman bölüm bx oluyormuş demek ki kalanımız da x kare artı 1 oluyormuş. Diyor ki Px kare polinomu. Px kare polinomunu ben şöyle yazabilir miyim? X gördüğümüz yere x kare yazacağız. X karenin küpü x üzeri 6 eksi 1 çarpı bx kare. Artı x karenin karesi x üzeri 4 artı 1 yazdım. Bu polinom x küp eksi 1 ile bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi x küp eksi 1 ile bölünüyorsa ben ne yazacağım? X küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Çünkü bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman biliyorsunuz bölen polinomu sıfıra eşitliyorduk. X küp ne gelir? 1. Şimdi x küp 1 ise 1'in 6. X küpün yani 1'in karesine yapar. 1, 1 eksi 1'den 0. Dolayısıyla burası komple gider. Ve x küp gördüğümüz yere 1 yazıyorduk ya bakın x küp çarpı x artı 1 yazarım. Şuraya 1 yazdığın zaman 1x artı 1 nedir? x artı 1'dir. Demek ki kalanımız ne olacak sevgili gençler? x artı 1 olacak diyebiliriz. 11. soruyu da çözdükten sonra geçtik 12'ye. Bakın diyor ki bize bir px polinomu var. Bu polinom x küp eksi x kare eksi 3x artı 1'miş. X kare artı 3x ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Dolayısıyla x kare gördüğümüz yere biz ne yazacağız? Eksi 3x yazacağız. Peki ben bu px polinomunu şu şekilde yazabilir miyim? X çarpı x kare eksi x kare eksi 3x artı 1. Ben x kare gördüğüm yere ne yazıyordum? Eksi 3x. Dolayısıyla x çarpı eksi 3x eksi x kare gördüğüm yere eksi 3x yazıyordum. Bir de burada eksi 3x'imiz var. Artı 1 dedim. Sonrasında ise şuraya bakalım.
Eksi 3x kare yapar. Artı 3x eksi 3x artı 1 mi geldi? Aynen öyle. Eksi 3x de artı 3x gitti mi? Gitti. E hocam, şıklarda eksi 3x kare artı 1 diye bir şey yok. Olmaz tabii. Neden? Çünkü elinde senin hala x kare var. O x kare gördüğün yere ne yazacaksın? Eksi 3x yazacaksın. Pekala, eksi 3 çarpı eksi 3x artı 1 dersek burası da ne olur? 9x artı 1 olur. Bakınız, Denizli seçeneğinde 9x artı 1 bulunur. Dolayısıyla cevap da Denizli olur. Şimdi gençler, geçiyoruz. Kaçıncı sorumuza bakıyorum? 13. sorumuza. Px polinomunun x eksi x kare eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm bx ve kalan 5x eksi 2 olduğuna göre Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden, x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Bizim bir Px polinomumuz var. Bu Px polinomunu ben x kare eksi 1'e böldüğüm zaman bölümümüz bx oluyormuş ve kalanımız da 5x eksi 2 oluyormuş. Şimdi aynı Px polinomunu eğer ki ben x artı 1'e bölersem, ki siz biliyorsunuz burası x artı 1 çarpı x eksi 1 diye yazılabilir. X kare eksi 1 çarpı bir de bx'imiz var. Artı bir de 5x eksi 2'miz vardı. Peki şurayı şöyle yapabilir miyiz artık? Ben şimdi x artı 1'e böleceğim ya. O zaman bölümüm artık burası olur. Burası garanti gelecek. X eksi 1 çarpı bx diye bir bölümüm olacak. Ekstradan 5x eksi 2, bakın az önce x kare eksi 1'e bölüyorduk. 5x eksi 2 bölünmediği için kalan olmuş. Ama artık x artı 1'e bölüyoruz ya. X artı 1'e böldüğümüz için burası da kalandı. Kalan hala bölünebiliyor, 5x eksi 2. Hala x artı 1'e bölünebiliyor. Dolayısıyla yine böleceğiz. Kaç defa var? 5 defa var. 5x eksi artı 5 olur. Kalanımız artık eksi 7'dir ama bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bölümümüze artı bir de artık 5 eklememiz gerekiyor. Buradaki 5'i sevgili gençler. O halde bizim yeni bölümümüz ne oldu? X eksi 1 çarpı bx artı 5 oldu. Dolayısıyla cevap Adana'dır diyebiliriz. Gerçekten şık ve güzel bir soruydu. 14. sorumuz. Px polinomunun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan 2x artı 1 olduğuna göre p kare x polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir diye sorulmuş. Şimdi px polinomunu ben şu şekilde ifade edebilirim. X kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan diyor ya, bunun çarpanları ne? X'e x, eksi 3'e eksi 2 dersek x eksi 3 çarpı x eksi 2, değil mi? Şimdi bölümü vermemiş bize, çarpı bx diyelim. Tamam mı? Kalanımız neymiş? 2x artı 1. O bölüm polinomuna bx dedim. Peki p kare x polinomu ne olur? Bunun karesini alırsam buranın da karesini almak zorundayım. Ve bunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı sorduğuna göre bizden aslında p kare 3 istenmiş. Eşittir diyelim. Parantezimizi açtık. 3'ü yerine yazacağız. Ben burada 3'ü yerine yazdığım an şurası sıfırlanır ve burayı komple sıfırlar. Ve geriye 2 kere 3, 6 artı 1'den 7 gelir. Ve bu 7'nin de nesi istenmiş bizden? Karesi. 7'nin karesi kaç sevgili gençler? 49. O halde cevabımız Edirne seçeneği diyebiliriz. Artık geçiyoruz 15. sorumuza. Px polinomu verilmiş. X üzeri 4 eksi 3x küp artı 2x kare eksi 1 şeklinde. Bu polinomu Qx polinomu ile bölündüğünde bölüm x artı 1 olup kalan bir gerçek sayıya eşittir. Buna göre bu gerçek sayı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yukarı doğru kaydıralım ve Px polinomunu şu şekilde ifade edelim. Şimdi Qx polinomu ile bölünüyormuş Px polinomu. Bölüm neymiş? X artı 1'miş ve kalanımız da gerçek bir sayıymış. Yani C reel sayı olsun diyelim. Ben o kalana C dedim şu an. C demiş olduk. Şimdi diyor ki kalan aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kalanı bulmak için ben x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Eksi 1 yazmalıyım ki şurası komple gitsin ve eksi 1 yazdım. Neye eşit bulalım? C'ye eşit bulalım. O zaman P eksi 1 bize C'yi verecekmiş. Zaten benim polinomum belli ki. O halde P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 3'ten artı 3. Artı 2 eksi 1 diyeceğiz. 3 artı 2 5. Şunlar gidiyor zaten. Doğru cevap neymiş sevgili gençler? 5'miş diyebiliriz. Geçiyoruz 16. sorumuza. 16. sorumuzda Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan
3x artı 1 olduğuna göre x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Şimdi düşünelim. Px polinomunu x kare eksi 4'ün çarpanlarını x eksi 2 çarpı x artı 2. Bir de şöyle bir bölüm polinomumuz olsun bx diye. Burada da kalan polinomumuz 3x artı 1'miş sevgili gençler. Peki bunu yaptıktan sonra x eksi 2'ye böleceğiz ya. Şimdi px x eksi 2'ye bölündüğü zaman x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı bx artı bu 3x artı 1 diyor ya. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum. 3 çarpı x eksi 2. Burası ne oldu şimdi? 3 kere eksi 2'den eksi 6 oldu. Artı 1 gelmesi için ne lazım? 7 lazım. Değil mi? Bakın demek ki artık burası da x eksi 2'ye bölünebiliyor. Yani artık burası şöyle. Detaylı gösteriyorum ki mantığını anla, bir daha unutma. Yoksa direkt yapacağımız hareket şeydi. Kalan 3x artı 1 ya arkadaşlar. Bunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? O zaman cevap da odur dememiz gerekiyordu. Ama burada biz mantığı aşılamaya çalışıyoruz. Bakın ben bu px polinomunu x eksi 2 parantezinde x artı 2 çarpı bx artı 3 artı 7 diyeceğim. Bakın x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyordu. Burası ne olur? Bölüm polinomu olur. Şurası ne olur? Kalan polinom olur. Kalan kaçmış? 7'ymiş diyebiliriz. Ama tabii ki test mantığını anladıktan sonra test taktiğinde geçebilirsin. Buna karşı değilim. Yani testte uzun uzun bunları yazamazsın tabii ki. Sınav esnasında şunları yazmaya kalksan işlem hatasına bile götürür seni. Gerek yok. Test taktiğiyle nasıl yapacaksın? Eğer mantığını anladıysan, ama test taktiğini yapmana izin veririm. Test taktiğinde şunu yapacaksın. 3x artı 1 bir şey kalan. Şimdi ben bunun çarpanı olan bir polinoma bölüyorum. Ve x gördüğüm yere 2 mi yazacağım? O zaman burada direkt yerine yazacaksın. 3 kere 2 6 artı 1'den doğru cevap 7'dir diyebilirsin tabii ki. Sıkıntı yok. Şimdi geçiyoruz son sayfamıza. Son sayfamızda gençler, bilgisayar mı yavaşladı? Aynen, biraz yavaşladık ama devam ediyoruz. Şimdi kaçıncı sorudayız? 17. sorudayız. X artı 1 çarpı px eşittir 2x küp eksi mx kare eksi 3x artı 2 eşitliğindeki px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye sorulmuş. Yani bizden ne isteniyor aslında? P1 isteniyor. Artık bunlara aşinasın, değil mi? P1 isteniyor ama şöyle diyelim bir. Gelin bir 1'i yerine yazalım biz. 1 artı 1'den 2 çarpı P1 eşittir. 1'i yerine yazıyoruz şimdi. 2 eksi m eksi 3 artı 2. 2 2 daha 4. 4'ten 3 çıkar 1. 1 eksi m mi geldi burası? Eşittir 1 eksi m'miş. Bizden P1 istendiği için de P1 eşittir 1 eksi m bölü 2 bizden istenen diyebiliriz. Yani bizden istenen buymuş sevgili gençler. 1 eksi m bölü 2. Bunu bulursak cevabı da bulacağız ama m'yi bilmiyoruz. Peki m'yi nereden bulurum? Bakın Px bir polinom muymuş bu? Evet. Şimdi 2x küp eksi mx kare eksi 3x artı 2 bölü x artı 1 tarzında rasyonel bir fonksiyon var mıydı? Olamaz, değil mi? Demek ki bu x artı 1 yukarısıyla sadeleşiyormuş. Sadeleşebildiği için de polinom oluyormuş. Nasıl sadeleşecek? Ya da sadeleşmesi bizim şu an bizim için ne anlama geliyor? Bakın, bunlar sadeleşiyorsa üst tarafın x artı 1 diye bir çarpanı varmış. O zaman x eşittir eksi 1 diye de, yani bunun kökü olan kök yukarının da köküdür diyeceğiz. Yani ben eksi 1'i şurada yerine yazdığım zaman ya da polinomda yerine yazdığım zaman şurada, tamam mı? Şu işaretlediğim kısımda yerine yazdığım zaman ne gelecekmiş? 0. O halde gelin yerine yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1 kere 2 eksi 2. Eksi 1'in karesi 1 eksi m geldi. Eksi 3 kere eksi 1 artı 3 geldi. Artı bir de 2'miz var. 3 artı 2. Ya da şöyle diyelim. Artı 2 ile eksi 2 gitsin. Eksi m artı 3 sıfırsa m kaçtır sevgili gençler? 3. m3 ise artık bulduk ya burayı, yerine yazalım. 1 eksi 3 bölü 2'den doğru cevap ne gelir? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 gelir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Geçiyoruz sevgili gençler 18'e. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Bu neyin açılımı? Hemen görür görmez x artı 1'in küpünün açılımı. Bilmiyorsan da bileceksin. Öğren. Bunu bir önceki videoda söylemiştim. Yorum kısmında da bayağı bir konuşulmuş. Bilmiyorsan da öğreneceksin artık. Tamam. Bunlar artık ezberle, yani artık bir kağıda yazıp karşına mı asarsın, bir şey mi yaparsın? Yani ezberlemeye karşıyım ama artık süre kısalıyor. Ne yapacaksın?
Sınava gireceksin, geçeceksin. Yani tıp kazanmak istiyorsun sen eyvallah, ama bunlarla tabii ki işin olmayacak tıp kazandığın zaman. X artı 1'in küpünü sormayacaklar sana ameliyatta veya çocuk muayene ederken veya herhangi bir şey yaparken tıpla alakalı. Hasta muayene ederken X artı 1'in küpü sorulmayacak ama eğitim sistemimizin gereği bunu bileceksin diyor. Bileceksin. Sıkıntı yok. Ezberleyeceksen de ezberleyeceksin. Hiç sıkıntı yok. Kağıda yaz, karşına as, her gün bir kere bak, ezberlersin zaten. Tamam. Ama en güzel ezberleme yöntemi soruların içerisinde bunları sık sık kullanmak. Şimdi x artı 1'in küpü olduğunu söyledik, lafı fazla uzatmadan. Madem öyle, px bu. Ben x gördüğüm yere şunu yazacağım o zaman. Bizden bu istenmiş. Yazalım bakın. Küp kök içerisinde 5 eksi 1 artı 1'in küpü. Bizden bu istendiğine göre eksi 1 artı 1 gider. Küp kök 5'in küpü kaçtır? 5'tir. O halde cevap da budur diyebiliriz. Geçiyoruz 19. soruya. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 1. Yani bu ne demek oluyor? P2 eşittir eksi 1 demek oluyor. Katsayılar toplamı da 1'miş. Hangi polinomun? Şu. Şimdi katsayılar toplamı denilince x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. O 1'i nerede yerine yazacağız? Burada. 2 kere 1 artı 1'den 3 gelir. Demek ki P3'ümüz kaçmış sevgili gençler? Katsayılar toplamımız 1'miş. Buna göre polinomun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan hangisidir diye sorulmuş. Gençler bakın, bu x kare eksi 5x artı 6 x eksi 3 çarpı x eksi 2'dir. Ve şuradaki x eksi 2 ile buradaki katsayılar toplamı olan P3 dedik ya, P3 diyorsak x eksi 3 ile bölümünden kalan da 1'dir diyebiliriz o halde buraya. Bakın x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpanlarından gelen çarpım burada verilmiş, x kare eksi 5x artı 6 diye. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben bu x eksi 2'ye bölünce kalan bir sabit sayı veya x eksi 3'e böldüğümde kalan bir sabit sayı olabilir. X kare eksi 5x artı 6'ya da böldüğüm zaman kalan bir sabit sayı olabilir. Fakat kalanımıza diyoruz ki maksimum birinci dereceden, yani kalan polinomum aslında benim ax artı b olmalı diyoruz. Tabii ki burada a sıfır gelebilir. Böylelikle sabit bir b sayısına da eşit olabilir. Sıkıntı yok. Ama kalanımız maksimum birinci dereceden olmalıydı. Peki ben 3'ü yerine yazsam burada kalan polinomunda k3 eşittir ne gelir? 3a artı b gelir. Ve 3 ile bölümünden kalan neydi polinomun? 1'di. Demek ki bu 1'e eşit. Ve 2 yazarsam x gördüğüm yere k2 eşittir nedir? 2a artı b'dir. Bu da sevgili gençler p2 yani kalana eşittir eksi 1. Şimdi üstteki alttakinden a kadar fazla olduğu için buraya bakıyorsun 2 fazla. Demek ki a2'ymiş sevgili gençler. a2 ise şurası 4 ya. O zaman b kaçtır? Eksi 5'tir. Ben kalan polinomuna k x eşittir ax artı b dememiş miydim? Dedim. O halde kalan polinomu a neydi? 2x. B neydi? Eksi 5. Demek ki kalanımız neymiş? 2x eksi 5. O halde cevabımız da Bursa olur diyebiliriz. Geçiyoruz 20. sorumuza. N sayısı gençler bir doğal sayı olmak üzere px eşittir x üzeri 4n artı 2 eksi 3 çarpı x üzeri 4n artı 1 eksi x artı 4 polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir? Yani diyor ki x kare gördüğün yere eksi 1 yazacaksın diyor. Burada mantık aramayacaksın tabii. Yani hocam x kare eksi 1 olur mu ya falan diye. Ola da biliyor tabii. Yani x kare eksi 1 ise bu sayı i'dir. İ sayısıdır. İ kare eksi 1 yapar. Yani ama burada mantık aramayacaksın ya. Şey demeyeceksin. İşte hocam doğal sayılarla, reel sayılarla çalışıyoruz. Bu karmaşık sayılarla çalışmıyoruz ki biz burada, ne alaka diye. Arkadaşlar bu bir polinom sonuç olarak ve kalan buluyoruz, bölüm buluyoruz. Burada mantık aramayacaksın artık. Şimdi x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Peki px polinomunu hangi şekilde yazarsam avantajlı olur? Onu bir düşünelim. Bakın aşağı doğru şöyle çekelim. Px polinomumuz neydi? X üzeri 4n artı 2. Yani x karenin, tamam mı? X karenin 2n artı birinci kuvveti diyebiliriz biz buraya. Eksi 3 çarpı, ben burayı bakın x kare üzeri 2n çarpı x yazmak istiyorum ki böylelikle 4n artı 1 gelsin. Eksi x artı 4 yazdım. Peki ben x kare gördüğüm yere artık eksi 1 yazabilirim. Bakın burası eksi 1 ise eksi 1'in burası ne? Tek kuvveti. Yani eksi 1 olacak. Eksi 3 çarpı eksi 1'in çift kuvveti 1 çarpı x eksi x artı 4. Şurası ne geldi? Eksi 4x mi? 4'e eksi 1 ekle artı 3 gelir. Eksi 4x artı 3 bizim cevabımızdır diyebiliriz. Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, bence güzel soruydu. Gerçekten güzel soruydu. Devam edelim. Kaçıncı soruyla?
Yukarıda 21. soruyu da sanırım. Değil mi? Aynen. Şimdi px polinomu x küp artı 2x kare eksi mx artı n olarak verilmiş. X eksi 1'in karesiyle tam olarak bölünebiliyormuş. Şimdi x eksi 1'in karesiyle tam olarak bölünebiliyor da ne yapmamız lazım? Şimdi bunu sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir 1 çift katlı bir kök geliyor. Hem 1'i hem 1'i yerine yazsan aynı sonucu bulacaksın zaten. E bir yazalım bakalım. P1 ne olması gerekiyor tam bölünüyorsa? Kalan 0 mı olması gerekiyor? Peki P1'imiz nedir? 1 artı 2 eksi m artı n. Yani n eksi m eşittir. Şu 2 artı 1 3'ü de karşıya gönderirsen eksi 3 gelir. Ya da m eksi n eşittir 3'tür diyebilirsin. Yani m'den neyi çıkaracaksın? 3 kalacak. İyi de ben burada sonsuz tane mn ikilisi bulurum. Hangisi olduğunu nereden bileyim ben şıklardan? Arkadaşlar mn ikilisi demiş ya bakın. m4 n7 demek ki 4'ten 7 çıkar eksi 3. Biz ne bulmamız gerekiyor? 3 gitti. 7'den 4'ü çıkar. Cevap Bursa zaten. 6'dan 2'yi çıkar 4 gitti. 2'den 6'yı çıkar eksi 4 gitti. 11'den 4'ü çıkar 7 gitti. Burada ne? 7'den 4'ü çıkardım. 3. Kalan ne güzel. Buydu zaten 3'tü. Demek ki cevap neymiş? Bursa'ymış diyeceğiz. Bu şekilde de uyanık olabilirsin yani. 22. soru. Artık sondan 3. soru. Sonuçtayız. Px ve Qx polinomları için Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan neymiş? 3. Yani p eksi 2 diyoruz. Kaçmış? 3. Peki Q eksi 2 güzel soru bakın dikkatle dinleyin. Q eksi 2 kaçmış? O da 2'ymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi x artı 2 ile kalansız bölünür? Yani diyor ki ben aşağıdakilerden hangisine diyor? X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam cevap 0 olur diyor. Direkt Ceyhan seçeneğine bakacaksın. Yani tabi deneyerek gideceksin de. Hadi önce Adana'yı bir deneyelim önce. Eksi 2 çarpı P eksi 2 ayıp olmasın yani. Artı Q eksi 2. Bakın P eksi 2 3'tü. Eksi 2 kere 3 eksi 6 yapar. Artı Q eksi 2 neydi? 2'ydi. Eksi 6'ya 2 eklersen 4 yapar. Kalan 0 değil 4'müş. Demek ki tam bölünmüyor deyip eleyeceksin. C seçeneğine baktığın zaman da şimdi eksi 2 yazıyorduk ki eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 6'yı çıkar. Eksi 2 bakın ne güzel yine P eksi 2 geldi. Eksi Q eksi 2 eksi 1. P eksi 2 kaçtı? 3. 3'ten diyor 2'yi çıkar. Bir de bundan 1 çıkar diyor. Cevap ne gelir? 0. Demek ki bu ne manasına geliyor? Tam bölünüyor. O halde cevap Ceyhan. Kalan 0'sa tam bölünür. 23. soru. Baş katsayısı 2 olan 4. dereceden bir polinom x küple kalansız bölünüyor. Bakın x küp diye bir çarpanımız var bizim px polinomumuzun, tamam mı? X küp diye bir çarpanımız var çarpı baş katsayısı 2'ymiş ya. O zaman 2x artı a biçiminde de bir çarpanımız mevcut olmak zorunda. Neden? Baş katsayısı 2 diyor. Şimdi ben bunu çarpsam 2 çarpı 2 üzeri 4 gelecek mecburen. 4. dereceden oldu bir de. Peki px polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan demiş ya. Yani diyor ki x kare gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. Kalanı da 3x artı 2 olsun diyor. Gelin x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazalım hadi. Bakın x çarpı x kare çarpı 2x artı a. Hatta şöyle bir şey yapsak daha güzel olmaz mı? Bunu bir silelim. Hop sildik. Bunu 2 çarpı x üzeri 4 artı a çarpı x kare çarpı x diye yazalım mı? Yazalım. X kare gördüğümüz yere eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1'in karesi ne yapar? 1. Demek ki burası 2 artı a çarpı x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazıyorduk. Bir de çarpı x'imiz var. Demek ki 2 eksi ax geldi burası. Ve kalanımız neymiş? 3x artı 2. Şimdi baktığın zaman zaten buradan sonra devam edemiyorsan olmaz yani ayıp olur, tamam mı? İkiler burada. Şimdi x'in katsayısı eksi a. X'in katsayısı 3. Demek ki eksi a 3 ise a kaçtır? Eksi 3. Buraya kadar gelip zaten tıkandıysan sorun vardır. P2'yi sormuş bize. A kaçmış sevgili gençler? Eksi 3. A gördüğümüz yere şurada eksi 3 yazı verelim mi? Vallahi yazı verelim. Ne güzel olur. P2 sorulduğuna göre 2'nin küpü 8. 2 kere 2 4. 3 çıkar 1. 8 kere 1 kaçtır? 8. Demek ki P2 kaçmış sevgili gençler? 8'miş. O halde cevap Ceyhan olur. Ve son sorumuzdayız artık. Bu sorudan sonra eğer konu anlatımlarını dikkatli bir şekilde dinlediysen, soruların mantalitesini anladıysan, her çeşit soruyu çözdüm çünkü orada. Ve bu testi de eksiksiz bir şekilde tüm sorularını anladıysan merak etme. Polinomların klasik tarzında sorularının her birini anlamışsındır ve polinomda eksik kalmamış demektir. Zaten bu matematikteki yeni nesil sorular var ya, yeni nesil soruları çözebilmek için de sağlam bir klasik altyapıya sahip olmak gerekiyor.
rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde çözmek için. Yoksa soruyu okuyacağım da cebelleşeceğim de okurken bile yoruluyorsun. Sorunun yarısında sorunun başını unutuyorsun zaten. Bunların olmaması için kendine zaten özgüvenin olması gerekiyor. Bu özgüveni nasıl kazanacaksın? Matematik temelinin, matematik altyapının, matematikteki klasik tarzdaki konu anlatımlarının sana tam olması lazım. Şimdi soruya bakıyorsun, ne yapabiliyor diyor. Orada delta sıfırdan küçük müydü, küçük eşit miydi, yoksa delta sıfırdan büyük mü alacaktım, şöyle mi yapacaktım, böyle mi yapacaktım? 40 saat düşünüyorsun. O yüzden kafan allak bullak oluyor. Yeni nesil soru çözdüğünde de çözeceğine pişman oluyorsun. Şimdi ne yapman lazım? Klasik soruları da tamamlamak gerekiyor. İşte bu videoyu, bu 3 tane videoyu dinledikten sonra polinomlar konusunun klasik kısmı sende tam olarak oturacaktır. Yeni nesil soruları çözmemek için de hiçbir sebebin kalmayacaktır. Tamam. Yeni nesil sorularını nereden yapacağım hocam? Onları da paylaşacak mısın? Girersin Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın polinomlar sayfasını bulursun oradan, tamam mı? Açarsın o soruları, güzel bir şekilde dinlersin. Ve böylelikle polinomlar konusu sende hem klasiğiyle hem de yeni nesille tamamen oturmuş olur. Benden söylemesi ve artık son sorumuza çözelim. Bir Px polinomunun x eksi 3'ün karesi ile bölümündeki bölüm x artı a ve kalan 14'tür. Yani diyor ki şunu yazacaksın diyor bak. Bunu yazabiliyorsan zaten polinomlar konusu sende biraz oturmuştur. Biraz değil, bayağı oturmuştur. Px eşittir. X eksi 3'ün karesine bölüyoruz ya. Şimdi bölüm neymiş? X artı 2a'ymış. Kalanımız da 14'tür. Bunu yazdık, pekala. Aynı polinomun, tamam mı, x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalan 4'müş ya. Yani diyor ki x gördüğün yere 2 yaz. Yazalım. P2 eşittir. 2'den 3 çıkar. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 zaten. Çarpı 2 artı 2a. X gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. Artı 14. Peki neye eşitmiş kalan? 4'e eşitmiş. Şimdi bence soruyu bitirdik artık. 2 artı 2a artı 14 demiş. Bu ne demek? 16 artı 2a eşittir 4 demek. Yani diyor ki 2a eşittir eksi 12 olsun diyor. Yani a kaçmış? Eksi 6'ymış. Bizden ne istenmişti? A. O halde cevap eksi 6'dır diyebiliriz. Evet. Bu güzel soruların ve bu videonun sonuna geldik. Diğer konularımızda hızlı bir şekilde tabii ki diğer konularımızda görüşünceye dek arkadaşlar, limit türev fasiküllerinin çözümlerinde ve konu anlatımlarında görüşünceye dek ve çıkacak olan integral fasiküllerinde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Ha, bu arada unutmadan sevgili gençler, burada videonun PDF'lerin en sonunda yanında bulunsun konu özeti şeklinde de bir sayfamız var. Her konudan sonra bu şekilde konu özetlerini paylaşacağım ben size. Burada polinomlarla alakalı polinomun genel hali verilmiş. Ve sonrasında da sevgili gençler, altında da polinomla alakalı, bakın, tek terim, tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı, çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı, iki polinomun eşitliği, katsayılar arasındaki bağıntılar, Px, Qx'e bölündüğünde bölüm ve kalanlar, işte bu Px'in bulunması, kalanın bölenden daha küçük olması, derece kavramı, dereceli kavramlarıyla alakalı içine iç içe girmiş polinomların dereceleri nasıl bulunur, üstü alınırsa ne olur, içinin üstü alınırsa ne olur tarzında bütün her şeyin konu özeti burada var. Tek bir sayfa halinde, hani konuyu bitirdikten sonra da bu çıktıyı da gözünün önüne bir yere asarsan, tabi üzerine böyle fosforlu kalemlerle önemli olan yerlerinde altını çizerek, formüllerin altını çizerek bu şekilde duvarına asarsan her zaman gözünün önünde olur ve baktıkça hem bu videoda çözdüğümüz soruları hem de işte konu anlatımlarında uyarı yaptığımız yerleri anımsamış olursun, gözünün önüne getirmiş olursun ve güzel bir şey olur sevgili gençler. İnşallah polinom konusunu anlaman için sana ufak da olsa bir yardımım dokunmuştur. Tekrardan hoşça kalın.